Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Rede Mittel. Evet, Rede Mittel üst başlığından anlaşılan neydi arkadaşlar? Konuşma kalıpları demekti. Bunun alt başlığına baktığımızda arkadaşlar, Vermutungen äußern, yani tahminlerde bulunmak ya da olasılıkta bulunmak anlamına gelen Vermutungen äußern. Evet, äußern arkadaşlar, söylemek anlamında, kendini ifade etmek anlamında bir eylem äußern demek arkadaşlar. Dilerseniz dersimiz başlasın. İlk örneğimize baktığımızda arkadaşlar, ich vermute, dass der Bus spät ankommen wird. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar, ich vermute arkadaşlar, tahminde bulunmak ya da öngörüde bulunmak anlamına gelen vermute'ni görüyoruz. Cümlenin devamına baktığımızda das cümlelerini, değil mi? Daha önceden de görmüştük das cümlelerini. Ne diyor bize? Ich vermute, dass der Bus spät ankommen wird. Sanırsam otobüs, spät neydi arkadaşlar? Geç. Ankommen de neydi? Varmak demekti. Ankommen ve wird var. Werden, yani gelecekten bahsediyor değil mi? Sanırsam otobüs geç gelecek değil mi? Bir tahminde bulunuyoruz. Dolayısıyla tahminde bulunurken ne diyorduk? Vermuten, sanırsam otobüs geç gelecek derken, ich vermute, dass der Bus spät ankommen wird. Şimdi arkadaşlar, buraya dikkat edelim. Vermuten demek ki tahminde bulunmak, öyle bir olasılığı var diyecek olursam vermuten diyorum. Ancak ben vermuten yerine ayrılabilir fiil olan ich nehme an da diyebilirim. Hatırlayacak olursanız ayrılabilir fiillerde ne kadar düzenli takip ettiğinizi biliyorum. Ve size ne demiştim hatırlayacak olursanız? Demiştim ki ayrılabilir fiiller burada kalmayacaktır. Önümüzdeki derslerde, önümüzdeki seviyelerde mutlaka karşımıza çıktıkça görüyor olacağız demiştim. Bu nokta işte tam da o nokta. Nehme an demek ki ich nehme an, benim öyle bir tahminim var, ben öyle sanıyorum derken vermuten yerine bunu pekala kullanabilirim. Ich nehme an, dass der Bus spät ankommen wird. Sanırsam otobüs geç gelecektir dediğimde demek ki ich nehme an, dass der Bus spät ankommen wird demiş oluyorum. Ben pekala bunu da vermuten olarak da kullanabilirdim. Herhangi bir anlam kayması olmazdı. Zaten ikisini bir arada gördüğümüzden dolayı bu işareti yaptım. İkisi aynı anlama gelmiş oluyor. Sonraki örneklere bakalım arkadaşlar. Möglicherweise, evet, möglicherweise olasılıkla demek arkadaşlar. Möglicherweise geht er in die Grundschule. Evet, bu da gayet bariz, anlaşılan bir cümle olsa gerek, öyle değil mi? Grundschule neydi arkadaşlar? Grundschule ilkokul demek. Şimdi biz bir tahminde bulunuyoruz. Diyoruz ki büyük olasılıkla o ilkokula gidiyor. Dolayısıyla möglicherweise demiş oluyoruz. Möglicherweise geht er in die Grundschule. Olasılıkla o ilkokula gidiyor. Ben ne demiştim? İkinci pozisyonda mutlaka ne oluyordu? Eylemimiz oluyordu. Dolayısıyla ben er, yani özneyi başa da getirebilirdim. Şöyle de diyebilirdim. Er geht möglicherweise in die Grundschule de pekala diyebilirdim. Herhangi bir anlam kayması olmazdı. Demek ki möglicherweise neymiş? Olasılıkla demiş oluyoruz değil mi möglicherweise derken? Ya da vermutlich. Vermutlich de gene olasılıkla anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın aynı fonksiyon burada da var. Vermutlich geht er in die Grundschule. Bakın möglicherweise ile gene aynı şekilde yorumlanıyor. Burada da gene er, evet, özneyi buraya getirseydim şöyle de diyebilirdim. Er geht vermutlich in die Grundschule. Bu da pekala doğruydu. Ancak vermutlich geht er in die Grundschule şeklinde yazmışız. Bu da gene doğru. Ya da üçüncü bir varyasyon olan wahrscheinlich görüyoruz arkadaşlar. Bakın wahrscheinlich de tıpkı vermutlich gibi, tıpkı möglicherweise gibi bir tahminde bulunuyoruz. Yani öyle bir olasılık var. Benim tahminimce gibi ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Tahminde bulunuyoruz. Yani olduğu ya da olmadığı anlamına gelmez. Böyle bir soru işareti değil mi? Bir ihtimal veriyoruz. Dolayısıyla wahrscheinlich geht er in die Grundschule diyebileceğim gibi
Er geht wahrscheinlich in die Grundschule de diyebilirim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich vermute, dass der Bus spät ankommen wird. Ich vermute, dass der Bus spät ankommen wird. Ich nehme an, dass der Bus spät ankommen wird. Ich nehme an, dass der Bus spät ankommen wird. Möglicherweise geht er in die Grundschule. Möglicherweise geht er in die Grundschule. Vermutlich geht er in die Grundschule. Vermutlich geht er in die Grundschule. Wahrscheinlich geht er in die Grundschule. Wahrscheinlich geht er in die Grundschule. Bu örneğe baktığımızda arkadaşlar, es kann sein, dass der Mann hier arbeitet. Evet, gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Ne diyor? Es kann sein, olabilir. Değil mi? Es kann sein, olabilir. Zaten sein neydi arkadaşlar? Olmaktan geliyordu. Öyle bir olasılığı var, öyle bir olanağı var, değil mi? Anlamında es kann sein. Bakın burada gene daslı yapıyı görüyoruz. Dass der Mann hier arbeitet. Adamın burada çalıştığı, değil mi? Öyle bir olasılığı olabilir diyecek olursak ne yapıyoruz? Es kann sein, dass der Mann hier arbeitet. Şimdi burada kann, könnte şeklinde de yorumlanabilir. Dolayısıyla es könnte sein, olabilir. Bakın güzel Türkçe'de tabii olabilir diyoruz. Ancak burada können, könnte şeklinde de yorumlanabiliyor. Dolayısıyla bunları tabii ayrıntılı bir şekilde görmüştük, değil mi? Können, könnte şeklinde de yorumlanabiliyordu. Es könnte sein, dass der Mann hier arbeitet. Bakın ikisi de gene aynı anlama gelmiş oluyor. Yani ben es kann sein diyebileceğim gibi es könnte sein da pekala diyebiliyorum. Ve bundan sonrası da ne oluyor? Daslı cümle şeklinde yorumlanmış oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, sonraki cümle ne diyor bize? Ich kann mir vorstellen, dass sie mit dieser Arbeit zurechtkommt. Evet. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ich kann mir vorstellen. Evet, ben bunu tahayyül edebiliyorum, bunu düşünebiliyorum derken ich kann mir vorstellen demiş oluyorum. Güzel Türkçemizde tahayyül etmek deriz arkadaşlar. Yani ben bunu evet hayal edebiliyorum, bunu düşünebiliyorum demiş oluyoruz. Dass sie mit dieser Arbeit, bakın burada bir kadından bahsediyoruz. Mit dieser Arbeit, bu iş ile, bakın burada demonstratif bir durum var. Die Arbeit, der Arbeit olmuş. Dolayısıyla bu işle, değil mi? Derken mit dieser Arbeit demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Zurechtkommen arkadaşlar. Zurechtkommen hakkından gelmek demek arkadaşlar. Yani o işi hakkıyla yapmak, o işi tamamlamak ama hakkıyla diyecek olursak demek ki zurechtkommen demiş oluyoruz. Burada da ne oluyor tabii? Çekimlenmiş oluyor. Kime göre? Sie'ye göre çekimlenmiş oluyor. Dolayısıyla ben onun bu işi hakkıyla yapacağına eminim. Bunu tahayyül edebiliyorum dediğimizde ich kann mir vorstellen, dass sie mit dieser Arbeit zurechtkommt demiş oluyoruz. Tabi burada gene ne var arkadaşlar? Das yapısı var. Öyle değil mi? Bakın burada das yapısıyla gene aynı şekilde devam ediyoruz. Burada können, değil mi? İşe göre çekimlenmiş ich kann ya da könnte şeklinde de yorumlanabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir anlam kayması yok. Ne yapıyorum arkadaşlar? Burada da gene ich könnte şeklinde yorumlamış oluyorum. Ne oluyor? Gene können'in farklı bir versiyonu olan konjunktive girmiş oluyoruz, öyle değil mi? Tıpkı burada olduğu gibi es kann, es könnte sein, değil mi? Es kann sein, es könnte sein. Burada da bu sefer ne oluyor? Ich kann mir vorstellen yerine bu kalıp aynı şekilde kalıyor. Sadece konjunktif şekilde ich könnte mir vorstellen demiş oluyoruz. Dolayısıyla ich könnte mir vorstellen, dass sie mit dieser Arbeit zurechtkommt. Bakın burada herhangi bir anlam kayması, farklı bir zaman asla yok. Gene aynı şekilde yorumlanmış oluyor. O da nedir? Ben onun bu işle, bu işin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Bunu tahayyül edebiliyorum, öngörebiliyorum gibi bir anlam çıkmış oluyor.
Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, burada bir soru cümlesi görüyoruz. Könnte es nicht sein? Evet, olamaz mı? Değil mi? Könnte es nicht sein? Bakın burada da gene konjunktif bir yapı var. Könnte es nicht sein, dass die alte Frau recht hat? Recht haben neydi arkadaşlar? Haklı olmak demek. Recht haben, haklı olmak demek. Die alte Frau, evet. Die alte Frau, yaşlı kadın. Yaşlı kadın haklı olamaz mı? Diyecek olursam, könnte es nicht sein, dass die alte Frau recht hat. Evet, haklı olamaz mı yaşlı kadın? Böyle bir olasılık yok mu denildiğinde könnte es nicht sein yapısını kullanıyoruz. Bu könnte yerine kann da olabilir. Dolayısıyla kann es nicht sein, dass die alte Frau recht hat da pekala diyebiliriz. Demek ki könnte es nicht sein ya da kann es nicht sein ve ardından da das cümlesiyle devam ettirmiş oluyoruz bu soru cümlesini. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es kann sein, dass der Mann hier arbeitet. Es kann sein, dass der Mann hier arbeitet. Es könnte sein, dass der Mann hier arbeitet. Es könnte sein, dass der Mann hier arbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit dieser Arbeit zurechtkommt. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit dieser Arbeit zurechtkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit dieser Arbeit zurechtkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit dieser Arbeit zurechtkommt. Könnte es nicht sein, dass die alte Frau recht hat? Könnte es nicht sein, dass die alte Frau recht hat? Kann es nicht sein, dass die alte Frau recht hat? Kann es nicht sein, dass die alte Frau recht hat? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konuşma kalıpları üst başlığından ne incelemiş olduk arkadaşlar? Olasılıklar ve tahminler üzerine konuştuk. Öyle değil mi? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.